Ben sana kötü not alacaksın, kendini okuldan attıracaksın dedim mi, demedim mi? Ha! Vallahi uğraşıyorum babaya. Ama bildiklerimi unutamıyorum ki. Bildiklerimi unutamıyorum ki. Mehmet Efendi, futbola başladınız. Güzel. İşten ayrıldınız. Güzel. Ama eve az para giriyor. Ne yapacağız? Antrenmandan sonra işe başlayacağız. Bir de sizin yüzünüzden ne oluyor? Çalışıyorum. Milletin az kokusunu çekiyorum. Şoförlük yapıyorum. Değil mi? Sen. Sen de. Sen de. Sen geç sen şöyle. Ne gülüyorsun lan? Ha? Bahçavuş'un eşeği mi anırıyor burada? Ha? Size okulda ne ceza veriyorlar? Kaldırın bacakları. Kaldırın! Ha. Ben gelene kadar böyle bekleyeceksiniz. Bunlardan biri ayağını indirirse, ayağını değiştirirse... akşam gelince bana ispiyonlayacaksın. Anladın mı? Tamam baba. Yoksa sen de öyle. Kaldım. İndirdi mi? İndirdi mi? Aa, kara Hatice'nin kara kafalı sümüklü evlatları. Eğer o ayakları insin, ikinizin de bacaklarını kırarım. Duydun mu? Tamam. İndirmeyin ama. Yok yok. Bak şimdi gitti o. Sen beni dinle. Bak ben takımdan paramı aldım. Bugün kovalar benden, tamam mı? Ben ısmarlıyorum. Hadi babam fark etmeden yiyelim şu paraları hadi. Abim yaşasın ama sucuklu tost alırız değil mi? Alacağız tabii kızım. Her gün Moskov Recep mi ziyafet çekeceğiz? Alacağız tabii. Üçer tane alacağım hem de. Ayaklar? Ayaklar diyor ya. Hadi Şadiye'cim geç. Kız ne yapıyorsun sen bu saatte? O yaptığın ne, ödev mi? Yok. İş buldum ben, çalışıyorum. Ne işiymiş bu? Okuldan dönerken eski gazeteleri topluyorum. Bir de tutkal aldım. Bak bunlardan 50 tane yaparsan bakkal amcayla anlaştık. Bana bir tane gofret, bir tane çikolata, bir tane de ekmek arası kaşar verecek. Bundan sonra kendi ekmeğimi kendim kazanacağım. Hiç aç kalmayacağım. Kaç tane yaptın bakayım? 10 tane. Ben de yardım edeyim. Yok, sen yardım etme. Uykusuz kalma, sen git uyu. Sen ne pis boğazsın? Damadın çikolata için bile benimle kavga ediyorsun. İyi kalmadım ben senin şeyine. Abla bak öyle demek istemedim ben. Senin şimdi derslerin de iyi. Güzel bir mesleğin olacak ileride. Ama ben hep zayıf olup duruyorum. Ne yapacağım? Bak Şadiyeciğim, sen bunlarla uğraşacağını derslerine çalışsan sınıf birincisi olursun. Cık, faydası yok. Almıyor kafam. Hem bunları yapa yapa para kazanırım ben de. Hem sana da yük olmam. Sen git uyu hem yani. Uykusuz kalma. Bak ne diyorum biliyor musun? Ben doktor olsam bile senin bunlardan kazandığın parayı kazanamam. Ben diyorum ki yarın gidip bakkal amcayla konuşayım. Ben de bu işe girişeyim artık. Ya of abla ya, ben buldum işi. Sen defol git. İyi. Sevgili oğlun sana durumu bildirmiş. Hiç vakit kaybetmemiş bakıyorum. Böyle öğrenmeni istemezdim. Ne şekilde öğrenirsem öğreneyim hoşuma gitmeyecekti zaten. Boyut'un hayatımda olması hiçbir şey değiştirmez baba. Sadece bizi bayramlarda aynı masaya oturtma yeter. Oğlum. Atıp tutmuşsun Sermet'e de. Kuşkulanıyor. Bak. Erol'u falan zapt edemem şu çeneni tutmazsan. Sermet'i zor yatıştın. Ayrıca ben bu saatten sonra onlarla yolumu, kaderimi ayıramam. Sen kendi için ama. Kendi yolunda devam et. Bizim işlerimizi de kurcalama. Ha, ayrıca aldığın o evrakı da geri ver bana. Bak baba, senin başını yakmak istemiyorum ben. Olup biteni oturandan seni korumaya alalım.
Ondan sonra da yurt dışına rahat bir yere gönderelim. Oğlum. Hadi. Hadi beni korumaya aldın diyelim. Kendi kardeşinin de mi başını yakacaksın? Benden evladımın başını yakmamı bekleme. Bırak baba Allah aşkına. Senin için pazarlığa oturan adamdan evlat mı olur hiç? Ha? Olmaz. Benim işe gitmem lazım. Sen otur rahatına bak. Ama iyi düşün. Çünkü ben bu işin peşini bırakmayacağım. Gerekirse savcılığa suç duyurusu da bulunacağım. Necati abi aşağıda mısın? Bankaya gitmemiz lazım. Fırat, bak ben anahtarları sitenin güvenliğine bıraktım. Memlekete dönüyorum. Nasıl yani? Abi ne işin var senin aslanda? Oğlum bak, bu işi zorlamanın pek alemi yok. Ben buralarda yapamayacağım. Bırak döneyim, daha sonra görüşürüz. Ne oldu? Yaslana mı gidiyormuş? Verdiğin işi beğenmedi mi yoksa? Ne dedin adamcağıza? Onu da mı tehdit ettin? Ya ben ne diyeceğim ona? Daha yeni geldim. Sen banyodaydın, biraz konuştuk. Ne sürünüyorsun buralarda? Gel İzmir'de sana bir dükkan açalım dedim. Ortada mı bırakacaktım eski adamı? Tamam dedi anında o da. Tabii, öyle demişsindir. O da senin karanlık işlerin hakkında çok şey biliyor değil mi? Onu konuşturacağımdan korktum baba. Bir şey bildiği yok onun. Bu gibi küçük adamlardan korsaydık adım atamazdık hayatta. Ayrıca Necati kessen ağzını açmaz. Alır üç kuruş parasını oturur aşağı. İyi düşün baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.